Merhabalar, bu videoda herhangi bir şekil üstüne ya da oluşturduğumuz bir yol üstüne yazı yazmayı öğreneceğiz. Bu ve benzeri videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. İlk olarak sol taraftan yeni oluştur diyorum. Çalışmak istediğim boyutlar en son kullandıklarım arasında kayıtlı olduğu için 65 santime 35 santimlik bir çalışma alanı oluşturuyor. Daha önce yazı aracını hiç kullanmamış arkadaşlar sol tarafta görmüş olduğunuz ikon yardımıyla ya da T kısa yoluyla aracı çağırabilir. Aracımızı seçtikten sonra sol klimize bir defa basıp bir yazı kutucuğu oluşturuyoruz ve buraya yazmak istediğimiz metni geçiriyoruz. En temel yazı yazma şekli budur. İstersek yine T aracındayken sağa tıklayıp dikey metin aracını seçeriz. Yine aynı mantıkla bir kutucuk oluştururuz ve yine metnimizi ekleriz. Fakat ben bunu herhangi bir şekil üzerinde gerçekleştirmek istiyorsam sol taraftan görmüş olduğunuz şekiller menüsüne girip herhangi birisini seçerek öncelikle bir şekil oluşturmamız gerekiyor. Ben elips aracımı seçiyorum ve shift tuşuma basılı tutarak bir elips oluşturuyorum. Eğer ki basılı tutmazsam mouse'un hareket yönüne bağlı olarak bir elipse dönüşecektir. Herhangi bir noktada tekrar shift'e basarsanız yine kendini optimize edecektir. Mouse'un hareketiyle birlikte de büyütüp küçültebiliyorum. Ve aynı zamanda space tuşuna basılı tutarsam, boşluk tuşuna basılı tutarsam ekran üzerinde gezdirebiliyorum. Ama bıraktığım takdirde tekrar sabit bir konuma geçiyor. Bir çember oluşturdum. İçerisindeki dolguyu üst taraftan kapatıyorum. Ve bir kontur bırakmıyorum. Daha sonrasında tekrar yazı aracımı seçip mouse'umu oluşturmuş olduğum yolun üzerine getiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi tam üzerine geldiğinde de imlecimde bir değişiklik oluyor. Bu değişikliği gördükten sonra bir defa tıklarım ve artık tekrar yazı yazmaya hazırım. Tekrar form yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çemberi takip ediyorum. Yazımı tamamladığında çemberi takip ettiğini zaten göreceğiz. Eğer ki kontrol tuşuna basarsam görmüş olduğunuz gibi çemberimi büyütüyorum. Çemberimin büyümesiyle birlikte de yazım da büyüyor ya da küçülüyor. Ya da burada görmüş olduğunuz noktalardan tutarak açısında bir değişiklik yapabiliyorum. Ve içeri ya da dışarı hareketlerimle görmüş olduğunuz gibi yazının hangi tarafta bulunacağına karar verebiliyorum. Ben yine eski halinde bıraktım. En basit bir yöntemle de eğer ki çalışma bittiyse CTRL-T yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi seçili objemizi döndürebiliyoruz. Bunu da şimdilik sol tarafa bırakıyorum. Bunu herhangi bir şekil üzerinde yapabiliriz. İsterseniz şimdi de bir çokgen aracı seçelim. Yine Shift'e basılı tutarak yine aynı mantıkla bir dikdörtgen oluşturdum. Yine dolgusunu kapatıyorum. Yine yazı aracımı alıp aynı ikonu görmem gerekiyor. Gördükten sonra tekrar yazımı yazıyorum. Form yazıyorum. Ya da yine uzunca yazalım. Görmüş olduğunuz gibi benim yazımda artık belirlemiş olduğum şekli takip ediyor. Yine kontrol tuşuna basarak çalışmanın içeride ya da dışarıda olmasına karar verebilirim. Ya da yine kontrol tuşuna basarak açısında bir değişiklik yapabilirim. Daha doğrusu nasıl takip edeceğine karar verebilirim. Yani önemli olan nokta yazımızın hangi yolu takip edeceğine karar vermek oluyor ilk aşamada. Bu çalışmayı şimdilik siliyorum. Sağ taraftaki çokgeni seçerek sağ alt taraftaki çöp kutusuna sürüklüyorum. Varsayıyorum ki bu yöntem bizim işimizi çözmüyor. Bize bir yol gerekiyor. Bu noktada da sol taraftan P kısa yoluyla da çağırabileceğimiz kalem aracılı pen tool'u ekrana getiriyorum. Birinci noktamı belirledim. İkinci noktamı belirledikten sonra Shift'e basılı tutuyorum. Shift'e basılı tutmamla birlikte de görmüş olduğunuz gibi bir eğrilik oluşturuyor. Eğrilikten memnun olduğumu varsayıyorum ve mouse'umu da Shift tuşunda bırakıyorum. Tekrar T aracımı alıp tekrar yolun üstüne tıkladığımda yazımın görmüş olduğunuz gibi yolu takip ettiğini hissedebileceksiniz. Sadece bu yazdığımız yazı için değil, tüm yazılar için de hepsini bir seçerek dilersem renginde bir değişiklik yapabilirim. Dilersem üst tarafta bulunan
Bar üzerinden yazı tipini değiştirebilirim. Tabii ki hepsini bir seçmem gerekiyor öncelikle. Dilersem de yazının boyutunu değiştirebilirim. Bir rakam da girebilirsiniz. 50 punto yaptım. Ya da görmüş olduğunuz gibi T yazısına yaklaşarak mouse'umu sol kli ile sola doğru hareket ederek küçültebilirim. Sağa doğru hareket ederek de büyümesini sağlayabilirim. Bu işlemi de tamamladıysak buradaki yolumuzu silebiliriz. Yolumuzu silebilmek için yapacağımız ilk işlem sol taraftaki katmanlar sekmesini yollar sekmesine çevirmemiz gerekiyor. Burada bir çalışma yolumuz var. Bunu tutarak bıraktığımda çöp kutusuna ekrandan gitmiş olacaktır. Kalem aracına gelip sağ tıklayıp buradan serbest biçim kalem aracını seçiyorum. Ve kendime rastgele bir yol çiziyorum. Aynı mantıkla tekrar yazı aracımı alıp tekrar imlecimin değişmesiyle birlikte ekrana bir defa tıklıyorum. Artık buraya da eklemek istediğim yazıyı ekleyebilirim. Kanalımıza abone olup yazabilirim. Ctrl ile A yaparak hepsini seçerim. Boyutunu küçültürüm. Ve ben yine bir yolu takip eden yazı oluşturmuş olurum. Onayladıktan sonra da görmüş olduğunuz gibi yazım artık benim istediğim yolu, benim istediğim şekli takip ediyor olacak. Son bir örnekle de bu videoyu bitirelim. Tekrar ben serbest seçim aracını alayım. Ve yine bir yol çizdim. Ve yine yazı aracımı alıp ekrana tıkladım. Buraya tekrar Form YouTube yazıyorum bu defa. Görmüş olduğunuz gibi Form YouTube yazısının her birisinin boşlukları birbiriyle aynı seviyede. Hepsini seçerim ve sağ tarafta bulunan karakter menüsünü açarım. Eğer ki bu karakter menüsü sizde gözükmüyorsa pencere kısmından da karakteri aktif edebilirsiniz. Daha doğrusu ekrana çağırabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi aralarındaki boşluk değeri şu an 0. Bunu 20 yapıyorum ve enter'lıyorum. Araları biraz daha açılıyor. Daha çarpıcı açılması için 300 yapıyorum ve tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi Form YouTube yazısının her bir harfinin arası biraz daha açılmış oldu. Eğer bunu çok küçük bir değer yaparsam, hatta eksi bir değer yaparsam da görmüş olduğunuz gibi arası kapanıyor. Eksi 200 yapalım. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz görelim. Görmüş olduğunuz gibi üst üste binmeler başlıyor. Burada bulunan karakter menüsü üzerinden de yazımıza daha farklı özellikler ekleyebiliriz. Bunu öncelikle tekrar 0 yapalım ve görmüş olduğunuz gibi varsayıyorum ki italik bir yazı olsun istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kendisini italik bir hale getiriyor. Tabii ki bunların her birisini kullanmak biraz daha profesyonellik istiyor. Eğer ki sizler de Photoshop noktasında sıfırdan eğitim alarak kendinizi bu noktada geliştirmek ve profesyonellik seviyesine ulaşmak istiyorsanız açıklamalar kısmında sizler için bırakmış olduğumuz link üzerinden kurslarımıza en uygun fiyatla kayıt olabilirsiniz. O zaman bu videodan da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Eğer ki sorularınız ya da aktarmak istediğiniz düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.